bal porsukları yola devam ediyor. Biliyorsunuz Arka Iris'i tamir ettirdik. Uruguay'da yaşadığımız onca sıkıntının ardından Arka Iris'i Brezilya'ya kadar getirmeyi başardık. Şöyle bir detaydan bahsedeceğim. Porto Alegre'de arabamızı yaptırırken Couchsurfing bulmuştuk ve George bizi 5 gün boyunca misafir etti. Daha sonra da Caxias do Sul şehrine bizi davet etti. Kendisi trekking eğitmeni ve bu bölgede trekking yapmak için, hafta sonunu burada geçirmek için buraya gelecekti. Hadi dedi, beraber gidelim arkadaşlar. Bizi de buraya çağırdı. Sabah kaldığımız yeri Mali size gösterdi. Bu evin bahçesindeki kocaman büyük çam ağaçları. Cansu geliyor orada. Aşkım. Günaydın. Çok güzel bir yere geldik yine. Şansımız yaver gidiyor. Şansımız yaver gidiyor. Aynen. Kahvaltı, kahve mi içerdi? Arabamız orada. Kahvaltı yapıp çıkalım. Tamam bir tanecim. Getiriyorum arabamı. Burası da onların ortak yaşam alanı gibi. Dün burada ateş atmıştım. Yanmıştım otlar. Harika. Şu ağaçların, bak işte bunlar ata mirası gibi. Bu kadar ağaç. Ne kadar büyümüşler. Evet. Geceyi orada geçirdik. Hep beraber yemek yedik. Arkadaşlarla tanıştık, muhabbet ettik. Güzel bir akşamdı. Nova Hamburgo'ya doğru sürüyoruz şu anda. Ve çok yüksek dağların arasından, vadilerin arasından geçiyoruz. Buranın doğasına gerçekten aşık olduk. Harika. Brezilya bizi hiç şaşırtmıyor. Her zamanki gibi muhteşem doğasıyla. Aşkım bak, dün göremediğim tümsek. Evet, burasıydı. Geldim. Bak kabele falan da yok burada. Aynen, dönüş yönünde kabele yok. Dün burada uçtuk biraz. Neyse, şöyle George'in bize hediyeleri oldu. Bakın, mandalalar, böyle dream catcher'lar. Çok güzel bir Brezilya bayrağı hediye etti bize. Bir sürü şey hediye etti. Evet. Biliyorsunuz gönüllülük yaparak biz geziyoruz, seyahat ediyoruz ve Workaway platformunu kullanıyoruz. Workaway'den Nova Hamburgo taraflarında bir başvurumuz olmuştu. Alexander bize geri dönüş yaptı ve bizi bugün evlerine davet etti. Evleri yine böyle ormanın içinde, doğal bir alanda, şehirde değil yani. Biz çok güzel de, şelaleye sahip olan aynen, bir şelale arazi. Aynen, şelale falan varmış evlerin yanında, fotoğraflara baktık. Vadinin içerisinde. Vadinin içerisinde harika bir ortama benziyor. Dedi ki gelin tanışalım, nereden bilebiliriz, belki de dedi burada daha uzun süre kalırsınız. Biz şimdi yaklaşık 60 kilometre kadar yolculuk yapacağız ve daha sonra ulaşacağımız yerde. Bu arada arada bir böyle yol üstünde duruyorum çünkü arkamız kuyruk alıyor. Kombiyle gittik. Evet, kombiyle için. Maksimum 60-70 kilometre hızla gidebiliyoruz. Olsun. Bak kaç tane araba geçti. Arabalar kuyruk olduğu için böyle arada müsait olduğunda duruyoruz. Onlara bir yol veriyoruz. Geçiyorlar. Yani böyle şimdi yeni bir gönüllülük macerası olabilir. Kesinleşmedi. Görüşmeler. Sadece insanlarla tanışmaya gidiyoruz. Orada bugün kalacağız. Birlikte vakit geçireceğiz. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz ne olacak. Hadi bakalım. Biraz da yolu izleyelim. Dağ yollarından aşağı ine devam ediyoruz. Ortalama 30 kilometremiz kaldı. Yolun yarısını geldik neredeyse. Böyle tadını çıkara çıkara iniyoruz. O kadar güzel ağaçlar, o kadar güzel bir doğanın içindeyiz. İçimiz açıldı gerçekten. Bu doğa aşkını ne yapacağız biz bilmiyorum. Çok güzel, bayağı yükseklere çıkmışız. Şimdi fark ediyoruz.
Hava da değişti burada. Yani Brezilya'nın güneyi ile Brezilya'nın ortası ve kuzeyi arasında sanki sanırsınız ki 3 farklı 4 farklı ülke var. Brezilyalıların kendileri de inanamıyor zaten buna. Dil değişiyor, kültür değişiyor, tavır değişiyor. Diyorlar ki ya hava durumu bile değişiyor. Adamlar kuzeyden güneye indiklerinde soğuk diyorlar ya, Porto Alegre'ye diyorlar. Ama buralar şu an güneşli. Ve bize şey diyorlar. Gayet iyi. Bahia'dan gelenlerle biz konuşamıyoruz, biz anlaşamıyoruz. Biz de sağlayacaksınız diyorlar. O da doğru gerçekten. Evet, ani bir duruş yaptık. Evet, Casillas, Novo Hamburgo arasında dağ yolunun içindeyiz. Arka uyarısı dinlendirmek için durduk biraz. Bir yandan da manzaranın tadını çıkartalım dedik. Kısa kısa böyle gördüğümüz güzel yerlerde, durabildiğimiz güzel yerlerde size etrafı göstermek istiyorum. Yol üstünde geldiğimiz her yer böyle derin vadilerin içerisindeyiz. Dün Novo Hamburgo'dan buraya kadar 70 kilometre dağ yolunun içerisinden geçtik. Brezilya'da çıktığımız en yüksek rakım bu oldu şu ana kadar. Hemen bitki örtüsü, ağaçlar vesaire her şey değişti. Hazırlıyız. Yola devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Bizim molalar böyle. İstediğimiz yerde duruyoruz, kuruyoruz masayı, sandalyeyi. Ondan sonra da manzaranın tadını çıkarıyoruz bir kahve için. Herkese merhabalar. Workaway'den Novo Hamburgo tarafında bir gönüllülük bulduk ve Alex bizi evinde ağırlamayı kabul etti. Biz de bunun karşılığında günde 4 saat kadar hafta içleri evinin ve bahçesinin bakımını üstlendik. Alex'in bu arada harika bir evi var burada. 12 senedir Brezilya'da yaşayan bir Rus kendisi. Burada sürdürülebilir tarım üzerine çalışmalar yapıyor. Harika bir evi var. Burada Yamaha bir piyanosu var. 2 gündür burada takılıyorum, egzersiz yapıyorum. Çok özlemişim piyano çalmayı. Gitarı da var burada. Böyle müzikle de geçiriyorum günlerimi. Onun dışında geçen gün, 2 gün önce camları sildik. Şöyle göstereyim. Pırıl pırıl ettik camları. Pırıl pırıl. Dışarıdan da korkunç bir makine sesi geliyor. Mali bahçedeki otları biçiyor şu anda. Bugün bir plantasyon yapacağız. Mexican Sunflower. Daha önce çiftlikte bir videoda da göstermiştim. Onun ekimini yapacağım ben. Mali de şu anda dışarıda otları kesiyor. Hadi bir oraya gidelim. Arka iris orada. Bakın karşıda çok güzel manzaranın karşısında yatıyor. Burada da böyle kurt köpeklerimiz var. Michon, Luna ve Ursa. Alex'in evinin hemen yanında orman var. Çok güzel, orayı da göstereceğim. Aşkım!
Mali'ye bahçedeki otları kesiyor. Ben de şimdi... Dur bir tanem. Dur bir tanem. Bakın şu gördüğümüz bitkilerin kopardığımız dallarından. Şöyle gösterelim. Hiçbir şey yapmadan çelikleme yöntemiyle bitkilerin kendi kendilerini yenileme özelliğinden yararlanarak bunları toprağa ekeceğiz tekrar. Mexican sunflower'lar, bu gördüğümüz sarı güzel çiçekler. Güneşi de seviyorlar. Çok kısa sürelerde böyle kocaman ağaca dönüşüyorlar. Alex de istiyor ki bu arazisini, bahçesini bu çiçeklerle şöyle bakın evin arkasından ve önünden kapatacak şekilde biraz daha böyle özel bir alan yapmak istiyor. Ağaçlarla kapatarak diyeyim. O yüzden bugün bunların ekimini yapacağız ve böylece bitkilerimiz büyüyüp ağaca dönüşebilecekler. Gördüğünüz gibi muz ağaçları var etrafta yine bolca. Şurada da arka bahçemiz var çok hoş. Ve devamında da orman var arkadaşlar. Bir gün beraber ormana da gideceğiz burada hep beraber. Ormanda çünkü bir maymun ailesi yaşıyor. Sabahları sesleri geliyor. Sanki stadyumdan, tribünden ses geliyor gibi. Öyle bir ses geliyor ki size anlatamam. Köpekler de bu sesi duydukları zaman çok hoşnut olmuyorlar. Onlara karşılık veriyorlar. Hav hav hav. Burada böyle güzel bir oturma alanı yapmış taşlardan, ormandan topladığı. Komşuları da tarım yapıyor burada. Onların evini de gösteririz. Bir 15 gün kadar burada kalacağız çünkü. Biz burayı gayet beğendik. Ve burada da yine doğa için bir takım çalışmalar yapacağız birlikte. Ben işlere başlıyorum. Bize kolay gelsin. Bir sonraki etapta görüşürüz diyelim. Sevgiyle kalınız. Evet, merhabalar arkadaşlar. Sık sorulardan bir tanesi, gönüllülüklerde neler yapıyorsunuz? Gönüllü olarak gittiğimiz yere göre değişiyor. Mesela şu anda Porto Alegre'de Nova Hamburg beldesinin bir köyündeyiz, böyle dağda bir yerde. Burada da işte ben bugün mesela buraları makineyle böyle komple alanı biçtim. Yarın da tekrardan devam edeceğim. Cansu ne yapıyor? Güzel sevgilim de benim Meksika çiçeklerinden dikiyor buraya. Bu arada arkadaşlar, bu gördükleriniz bir yıl önce dikilmiş. Bak bir yılda, nasıl bu kadar, bu kadar büyümüş yalnız. Şimdi bu ağacımızın dalını kestik. Kestikten sonra dallar yukarı doğru, yanlardan zaten çıkmış ya. Yukarı doğru bunlar uzayacak. Bu yöntemin adı çelikle üreme yöntemi. Yani herhangi bir döllenme olmadan bitkinin dalını alıp direkt toprağa ektiğiniz zaman o daldan tekrardan yeni kökler elde ederek yeni ağaçlar... Sabotaj var. Evet, yalanıyoruz. Hayır. Tek tek çapa yaptım, delikler açtım bunları oturtmak için. Butluktu. Şimdi şu dalın şu kadarı, belki daha fazlası toprağın altında. Yani üçte biri, hemen hemen üçte biri toprağın altında kalacak şekilde, bakın sapasağlam. Herhangi bir şekilde bunu, hele şu. Kendi toprağıyla hayvan gübremiz var, kompost. Onu karıştırarak, biraz da su vererek böyle. Şimdi 5 tane buraya ek. 3 tane şurada var. Burayı böyle hayal edin. Kapanacak. 4 tane şurada var. Aslında çok fazla uğraşmaya gerek yok. Yani tabii ki de türünden de kaynaklı olarak. Bu birazcık böyle saldırgan bir bitki. Hemen hızlı bir şekilde büyüyor. Toprağa koyuyorsunuz dalını kesip. Birazcık kasıp sonra can suyunu veriyorsunuz abi. Bitti, bu kadar. Evet, bakın çam fidelerimiz geldi. Kökleri. Arazinin başından sonuna belli aralıklarla ağaçlarımızı gözeterek, bunlar portakal ağaçları. Şurada bir çukurumuz. Daha önceki Mexican sunflower'ları zaten göstermiştim şunları. Bakın yavaş yavaş böyle yeşermeler başlamış. Çok keyifli ya seninle beraber toprakta çalışmak. Bak ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Neler yapıyorsun burada? Izliyorum. Bak ne kadar güzel solucan. Co-worker'lar. İşbirlikçilerimiz topraktan çıkıyorlar. Bu çok iyi bir şey. Güzel. Bak orada bir tane daha var. Umarım daha fazla toprak da vardır. Toprak kurtlu bayağı iyi. Gayet iyi. Ne yapıyoruz? Ben kazamıyorum. Kazıyorum ama bir saatte kazıyorum. Güzel güzel. Nefes nefese dikiyoruz. Kalmışsın bir tane. Bu gönüllülük yapmanın ve çiftlikte gönüllülük yapmanın en güzel yanı zaten bu. Meditasyon. Aynen, değil mi? Gerçekten meditasyondan değil de hani ağaç çekiyorsun bir fırsatta da olsa. Tamam. Bugün belki bir 100 tane çam ağacı dikeriz. Bugün belki de 100 tane çam ağacı dikeceğiz. Belki de 50 tanesi tutacak. Belki daha fazlası tutacak. Hiç bilmiyoruz İnşallah. Bunu. Ama dünyanın bir köşesinde doğaya karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek çok güzel bir şey. Ve hani küçücük bir fideye can verebilmek için o kadar fazla emek harcıyorsunuz ki. Buradan da şeyi anlıyoruz hani.
bir şeyin canını almak, canını incitmek o kadar kolay. Ama ona can vermek çok çok zor bir şey. Evet. Ama Cansu ile Mali'nin şey ağaçları olacak. Yani. Aynen. Daha önceden gönüllülük yaptığımız yerlerde de ektiğimiz şeyler oldu. Mesela ara ara soruyoruz hani bizim ne oldu? İşte kıvırcıklarımız büyüdü mü falan filan. Arada bir fotoğraflar geliyor ve bunlar gerçekten bizi mutlu ediyor. Umarım buradaki çam ağaçlarımız da tutar. Belki bir yıl sonra Alex de bize gönderir fotoğraflarını. Arkadaşlar sizin ekmiş olduğunuz ağaçlarınız büyüdü der. Umarım böyle bir şey gerçekleşir. Buradan sonuna kadar gideceğiz. Şu gördüğünüz yol boyunca. Burada da naranjalar, limonlar, portakallar var ya. Bu ağaçlarla aynı hizaya denk gelmeyecek şekilde çapraz ekim yapıyoruz. Niye? Çünkü bu sintropik yaklaşımda agroforest denilen olayda ağaçların birbirleriyle uyum içinde büyümeleri sürecinde güneşten istedikleri oranda yararlanabilmeleri lazım. İşte birbirlerine gölge yapsınlar, suyu güzel paylaşsınlar falan gibi. Böyle çamlar kenarda büyürken aralarında da portakal, limon ve Mexican sunflower, margaritao dediğimiz ağaçlarımız büyüyecekler. Bunlar uzun işler. Böyle hemen bir haftada, bir ayda, bir senede olacak şeyler değil. Şu gördüğünüz ormanların, şu manzaranın, doğanın oluşumu belki en az 5 yıl alacaktır. Ama çok güzel bir yatırım gerçekten. Bir de toprakla çalışmak çok iyi geliyor. Daha sağlıklı, daha iyi bir yaşam süreceğiz bu şekilde. Daha az sentetik yapay şeylere maruz kalacağız. Daha çok doğal ortamlara maruz kalacağız. Evet. Ağaç dikimi sürecimiz devam ediyor. Biraz gübre aldım. Şöyle hayvan gübremiz var arkadaşlar. Kökümüzü içeri bırakıyoruz sıkıştırmadan. Şimdi etrafını toprak dolduracağız. Güzel toprak var ya bu arazide. Rengi kızıla yakın. Şöyle güzelce ektik. Şu otlarım var. Etrafına, toprağın üstüne seriyorum bunları. Neden derseniz burada organik her şey. O yüzden birincisi bu toprağı nemli tutar. İkincisi fidemizin etrafından istenmeyen otların uzamalarını engeller. Böylelikle mineralini çalmazlar çamımızın büyürken. Burada kullanılmayan kiremitler var şöyle. Görüyoruz değil mi? Umarız beğenirsiniz ve ilham alırsınız. Kendi bahçenizi yapabilir, yetiştirebilirsiniz ürünlerinizi. Hiç zor değil inanın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek selamlar, üzere. Sevgiler. Eline, emeğine sağlık. Ustam, Cansu ustam. Oh, bay bay. Bay bay. Bay bay de. Şuradan biraz daha tutuyorum.